Bugün mavzuyumuz erkin eken. Savol javoblay bo'lsa ham qilamiz. Umumiy ma'noda İslam dinining bugunga qadar va qiyomatga qadar to'g'ri tariqada davom etishligini, ya'ni zamonaviy til bilan aytganda qahramonlari to'g'risida, ya'ni ulamolar vazifalari, ularga yuklatilgan mas'uliyat va bu mas'uliyatda malomatchining malomatidan qo'rqmasdan maydonda turish İslam ummatini diniga qilingan xizmatni eng samarali xizmat ekan to'g'risida gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shariatni, islomni to qiyomatga qadar o'zi muhofaza qilishligini 5 marta ta'kid bilan ta'kidlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Mana şu ayet İslam'ni zikir deb nomlab, zikir o'zi Qur'on odatda. Lekin shariat ma'nosi ham bor. Shariat maqsadlarini o'z ichiga oladi. Vahiy ma'nosi bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan shariat deb taqdim qilingan har qanday ta'limot muhofaza qilinishligiga dalil. Endi Alloh subhanahu va taolo o'zimiz muhofaza qilamiz deganda, o'zimiz muhofaza qilamiz deganda bu dinga xizmat qiladiganlarga Allohni vazifasi yuklatilmaydimi? Savol tug'iladi. Alloh taolo o'zi muhofaza qiladi, ha. Hech bitta dushman islom diniga tashqaridan xuruj qilib mag'lub qila olmaydi. Xo'p, lekin sababiy dunyo Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatlarda Zulqarnayn qissasini zikr qilar ekan. İnna makkanna lahu fil ardi ve ataynahu min kulli şeyin sebebe fa atba'a sebebe degan. Zulqarnayn o'ta tamakkulli, o'ta quvvatli zot ekanligini biz shunaqa qildik deyish bilan birga nima degan? Fa atba'a sebebe degan. Sabablarga ergashdi degan. Dünya sabablariga ergashish İslam ummatining aqli salohiyatiga yuklangan vazifa. Aqli xushi joyida odam dünya salohiyatini, ya'ni dünyadagi quvvatini qo'lga kiritish uchun harakat qilish kerak. O'tiraversa osmondan tap piti bir narsa tushmaydi. İzzat illa ilm bilan bo'ladi. İlmu izzu dunya va sharaful axira. Dünyaning izzati ilm bilan bo'ladi. Sabablarga ergashishlik bilan bo'ladi. Bir kişi yazıyordu geçe menge. Domla deydi, saval, karay, savallı karay. Domla deydi, bu kolumdan deydi, yirin okuyaptı. Kaysi duanı okusam bırak deydi. Oy. O yirin okuyatken bası aldı, onu tazeleysen, onu spirit bilen artasan, doktorga uçuruysan, pirevaske kaldırasan, keyin dua kılasan. Allah Teala şu musibetim ya menge acir vergin deyip. Kan oksa, yirin oksa dua okulu muydu? Bu degani duoni Qur'onni damsolsa shifo ekanligini inkor qilishmas, sababiy dunyoga ergashishlik majburiyatiga majburmiz, mas'ulmiz. Mana shu mas'uliyatni his qilgan ummat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning meroslarini himoya qilish mavzularida olam shumul ishlarni amalga oshirishgan. Dunyo tarixi ko'rgani yo'q bunaqangi olam shumul ishni. Qur'oni Karimning muhofazasidagi qorilarning qilgan xizmatlari beqiyos. Qur'onni hozirgi kunda manaman degan dushman birlashib olib turib yo'q qilaman desa qo'ldan kelmaydi. Qorilar jamoasi ikkita qiroatni xatosini fosh qilishib, to'g'risini qiroat qilib kelajakka yetkazadi. Qorilar tirik qorilarning jamoasining xizmati mana shu bilan baholanadi. Qur'onni yodlash nima? Qur'onni hammasini yodlash farz kifoya. Doğru mu? Bir cemaat, qorilarimiz cemiyet içinde bor ekan, Kur'an'ın muhafazasiga ularının hizmeti, yani ularının zimmesiga yüklenedi. Şu urunda Kur'an'ın manasını bilmeyişten yodlava alıştıklarını tanıklı yetken, tanıklı yetkenlerini köp kurduk meydanda. Ularga yana kaytib aytamiz ki, qori Kur'an'ın manasını bilse nurun ala nur, bilmeseyem o başkalardan kore nurun ala nur. Kur'an'ı yodlagan qorini, yodlagan Kur'an'ı kifoya aslida. O'sha jabahani to'ldiryapti u. 1000 ta odam Kur'an'ga harakat qiladi, 10 ta odam qori bo'ladi. 990 ta odamga nasib qilmaydi. Kur'an'ı yodlash hammaning ishi emas.
Kur'an uçun uşa kalp gerek. Kur'an'ını kotarıp yürüş uçun uşa samimiyet gerek. Allah'ın dostu buluş gerek. Yani onun manasını bilmese korkmasına eti yaptı bittesi. Kur'an okup manasını bilmese kitap yüklengen eşek diye yaptı. Şu kapını yapırken adam özü dinden çıkardı. Şu kapını yapırken zatı kafir buladı. Karını, Kur'an'ını kemsitken adam berçe müştehitlerinin, berçe usul ulemalarının kaidesi ki kuru kafir buladı. Delili Kur'an-ı Kerim'de turuptu. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un istihza kemsitiş bilen birge meskadanı özü çıkardı. Bir adamın abrosunu kemsitseniz bir adamın kadrının nisbeti de kemsitesiz. Lekin Kur'an'ı kemsiti bu miydi ki? Kur'an'ı kemsitken mübaşereten kafir buladı. Küfürünün üçte tarikası var. Üçte tarikası. Bittesi itikaden, bittesi til bilen, istihza bilen buladı. Kur'an'ın istihzakı bu miydi? Kur'an'ın muhafazası ki ulamalar şu derecede kattık ihtimam kursatçıydı. Hatta bazen karılarına hücum uyuşturuldu. 80'e yakın karını bir cahaya çakırıp alışıp suikast kılıçtı. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anhu kilip Kur'an'ı indi yazıp koymasak bu miydi dedi. Kur'an'ı yad tarikası devam etip gidiyor yaptı hazır gece. Yadlengen tarikası var mı? Karılar biledi. Yadlengen tarikası Kur'an'ı karamestan turup Kur'an'ı yadleydi. Doğru mu? Söz mü söz okuydu. Karı, üstas onu kay miktarda çözülüş gerek, işmam kan deykılınış gerek, rağum kan deykılınış gerek. Ağızlı kursatı beledi. Kur'an'da yok bu. Okuyar mıyız onu? Ağız mı ağız kursatı beledi. Bu tarika trik. Karılar trik yolge erişip geliyor yaptı. Şu bilen birge resmi Kur'an'ı hem devam ettireydik degen taklifini Hazreti Umar, Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhuge tavsiye kıldılar. Doğru mu? Gelin. Ve bu biraz tartışmalarga sebep buldu. Lekin nima buldu ahir akıbet? Ha, meyle değişti. Şunu kabul kılındı ve akademik şekilde Kur'an-ı Kerim'nin resmi tarikasına esas salındı. Bu resmi tarika keyinçelik. Keyinçelik. Azerbaycan fethi bugün peytede Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhu Azerbaycan'dan kelip Hazreti Osman radıyallahu anhu geldiler. Kur'an'ı bitti mushafke cemleş gereydi geldiler. Demek ki çünkü adamlar türlü kıraatlarga, türlü taifelerge bölünüp gidiyordu. Bu teklif tavsiyege azgına tartışı buldu, bahs buldu. Lekin Hazreti Osman radıyallahu anhu bunu kabul kıldılar. Rivayetlerge göre 4'te, 6'te, 7'te, 8'te mushafını bitti mushafke cemlediler. Uşa avvalgi lecnenin yani azaları yani Zeyd ibn Sabit'ki okşagen korular cemaası resmi mushafke hem müdirlik kılıçtı. Yani mas'ul buluştu ve bu tarika bizge devam etti. Şimdi bana şu işlerge itibar karatsanız Allah subhanahu ve ta'ala inna nahna nazzalna zikra ve inna lehu lehafidun ayetidegi vazifeni, şerefli vazifeni korularga yüklegenliğini görürsünüz. Bunlar şeref insanları. Bunlar Allah subhanahu ve ta'ala'nın yani nimetige müşerref bugün insanlar. Şunu için korularga, Kur'an'a hizmet kıyan adamlarını muamelesini başka çara kılış gereği. Bunlar mumtaz adamlar. Yeryüzü de sanaklı insanlar. Hamme gene sıkmaydıgan şeref bu. Bunga erişolmagan odamlarning hasadlaridan kelib chiqadi. Ularga bo'lgan kamsitish, ularga bo'lgan haqorat, ularga bo'lgan qadrsizlik muomalasi. O'zi asli ular qadrsiz odamlar, qorilardagi qadrni ko'rib hasaddan yonib bu gapni gapirishadi. To'g'risi ularga nima deymiz? Battar bo'llaring deymiz. Senlar Allohning dinini, Qur'onini yodlagan odamni havas qilmayapsanmi? Bundan ortiq xorlik yo dunyoda. Keyin hadisler meselesi. Allah subhanahu wa ta'ala hadisler üçün hem bu ümmetini içiden muhaddislerini yüzeye çıkardı. Muhaddislerinin tarikaları, ular ortaya koygen, yani usulü asaslarını bütün dünya lal kaladigen derecede amalga aşırıştı. Muhaddislerinin seferleri var. Mesela İmam Buhari deyip açın kitaplarını, yok ki ukşa hakkında talimatını. İmam Buhari'nin hadis yığış yoludaki seferleri. Her bitti muhaddiste. Ha? Bitti yazmam kedi yaptı. Facebook'a kararsız tolu turdu. Beymala.
muhaddislarning safarlari degan alohida bob bor. Bu safarlarni masofalarini o'lchasangiz, yer yuzini 10 ming marta aylanib chiqqanga o'xshaydi. Hammasining masofasini yig'ib ko'rsangiz. Shu darajada safar qilishgan bitta hadisni to'plash uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislarini muhofazasi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplariga boshqa odamning gapini qo'shilib ketmasligi uchun qilgan harakatni bo'ladi. Bular ham o'sha Qur'oni Karimdagi inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafidun oyatidagi sharafli vazifani zimmasiga olgan odamlar. Muhaddislar islom ummatining ovqatdagi tuzlari. Agar muhaddislar bo'lmasa ovqatning ta'mi bo'lmaydi. Bu ummatning ta'mi yo'qoladi. Ulamolar muhaddislar to'g'risidagi sharafli, ular to'g'risidagi asosli gaplarni shu darajada ko'p yig'ishgan, uni yig'sangiz adog'i yetolmaysiz. Muhaddislarning qilgan ishlarida jarh va ta'dil degan alohida fan ajrab chiqqan. Fan bu fanni muhaddislar hadis to'plashlik iste'molida o'zlari uchun mezon qilib olishgan. Aslı bu mezon hadislar Qur'on oyatlarining muboshoratan ochiq oydin zohir dalolatda yo'q. Jarh va ta'dil degan ilm yo'q hadisda aslı. Lekin bu ilmni muhaddislar o'rtaga tashkil qilishdi. Chunki hadis haqida sahobalar davrida hech qanday shubha yo'q edi. Odamlar samimiy edi. Saodat asri edi u. Saodat davrida dindan bir odam bir gapni gapiraman desa, uning shubha samimiyatiga shubha yo'q edi. Gapini qabul qilinardi. Sahobalar nima bo'lgan taqdirda ham o'rtalarida qanaqangi nizo bo'lishidan qat'i nazar din masalasida nima edi ular? Udul edi, adolatli zotlar edi. Hech qachon samimiy ya'ni samimiyatdan voz kechishmas edi. Shuning uchun sahoba haqida gapirsak nima deymiz? Har doim yaxshi gap gapiramiz. Sahobalarga ta'na bo'lishi mumkin bo'lgan gaplarni hammasini ilg'o qilamiz, yo'qqa chiqaramiz, tashlaymiz. Uni orqasidan taftish qilmaymiz. Ularni ijtihodiga yo'yamiz, ta'vil qilamiz. Sahobalar to'g'risida har doim bizni mavqifimiz ahli sunnaning mavqifi. Yaxshi gapiramiz. Lekin Imom Muslim o'zlarining sahih to'plamlarini to'plar ekanlar, muqaddima yozdilar. Muhaddislar ichida Imom Muslim muqaddimada pesh, birinchilardan yozganlar. Imom Buxoriyni sahih to'plamlarida muqaddima yo'q. Imom Muslim yozganlar. Muqaddimada aytadilarki, nima uchun haddasana fulan an fulan, haddasana fulan an fulan, akhbarana an fulan qilamiz? Nimaga falonchi falonchi deymiz? Aynan matnni o'zini keltirib qo'ysak bo'lmaydimi? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kada deb bir rivoyatni keltirib qo'ysa bo'lmaydimi? Desa Imom Muslim shu haddasana fulan an fulanlarni sababini zikr qilaroq aytadilarki, bu masalalar haqida Ibn Sirinning rivoyatini keltiradilar. Ibn Sirin aytadilar. Biz deydilar, to Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilingunga qadar odamlardan hadis eshitsak, o hadislarni biz egasini surishtirmasdan qabul qilaverardik. Nima desa olaverardik. Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam oldindan ogohlantirgandilar. Bir jamoa chiqadi. Ular sizni libosingizni talab qilishadi. Alloh kiydirgan libosni yechmang deganlar. U libos xilofatlik edi. Xalifalik edi. Xalifa libosini yechmang deganlar. Ular o'sha jamoa to'g'risida payg'ambar alayhi salatu vasallam oldindan ogohlantirgandilar. U hazrati Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilgan jamoa dinlarini mansab uchun almashtirgan odamlar edi. Samimiy insonlar emas edi ular. Ba'zilar aldangan edi. Masalan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'illari o'sha jamoaning ichida edi. Muhammad ibn Abi Bakr. Lekin keyin tavba qildi u. Samimiy edi, vaziyatni ko'rgandan keyin tavba qildi. Lekin biror dona sahoba yo'q edi Hazrat Usmonga qurol ko'targanlar ichida. Nima bo'ldi? Ibn Sirin aytadilarki, Hazrat Usmonning qatlidan keyin endi hadis aytadigan odamlarga qaraydigan bo'ldik dedilar. Kim gapiryapti bu gapni? Qola Rasululloh degan odam kim? Rasululloh yo'qlar. Endi o'rtada 700 ga yaqin fitnachi Madinani bosib oldi.
ularını orkasında 7000'e 70000'e yakın adam paylaşıp durdu. Bana şu işin orkasında. Mansap paraslar. Tarih ulamaları, ahli sünne vel cemaa, tarihi tescil sıfatı da ispatlayan narsalardan biri Abdullah ibn Sabah'nin davetçileriydi bunlar. Abdullah ibn Sabah, o yani Beni İsrail kavmiden özünü Müslüman kılıp kursatıp, Şam'a gelip Basra'ya barıp, o yerden bu yerden kuvulup Mısır'a caylaşım alıp, Mısır'da alahıda bitti cemaat üzüp, o şey cemaatini kuzgatıp Medine'ye çıkarken adam idi. Şunun için tarihte onlardan ne deyildi? Sebe'iler deyildi. Ana şu geplerini kurganı için İbn-i Seyyid'in aytadılar ki, indi hadis rivayet kılıyetken adamın kimliğine karış başlandı. Eğer sünnet egelerinden bulsa hadise alındı. Eğer bid'at ahallerinden bulsa hadise alınmadı dediler. Ahli sünnet vel cema'a isminin müsemma buluşluğundaki türkü geplerden biri şu. Uşa cayda etkiler. As-senedu mined din dediler. Senet dinden dediler. Senet ne miydi? Hadisin ayetiyetken adam kim bu kişi? Siz kimden eşitliyiz? Falancıdan. Siz kimden eşitliyiz? Falancıdan. Bu adamların tekşiriş senet değiller ahir. İmam Buhari'nin küçüleri, kuvvetleri, özleri koygen, sahih musnetlerine koygen şartlardan biri bu kişiden hadisini eşitip kimden eşitliyiz? Falancıdan. Hop. Şu ikkaviler, körüşkeniyelerge yani bitti güvah kereymen gidiyorlar. Mes'alatul liqa, İmam Buhari'nin yani üçüreş mes'alesi var. İmam Müslim bunu tanıtık gelirler şu mes'aleni. Lekin berber bu mes'ale İmam Buhari'nin sahih toplamlarını kuvvetli buluşuna hizmet kıyır. Mana şu işini muhaddisler kıldı. Şu gapten keyin rical ilmi yüzeye çıktı. Cerh ve ta'dil meseleleri yüzüge çıktı. Aytiyetken adamge karaydigen buldu adamlar. As-senedu mined din. Senet dinden saplanadı. Unzuru emmen te'hudune dinekum. Şimdi dinilerini kimden alayetken ilerge karenler. Karagenizde adamını konuşunuz gereği. Tanışınız gereği, bilişiniz gereği, nazar salışınız gereği. Yok adamdan din alınmadı. Mechul bulsa, mechulunu kuvvetleydigen başka adam bulmasa onun hadisi zayıf değildi. Adamlar ortası da bana şu fen, muhaddisler arası da şekillendi. Din, Abdullah İbni Mübarek'ten hem, kuddu çünkü okşayan rivayet var. As-senadu mined din. Okşayan şuna kadar geldiler. Abdullah İbni Mübarek kim? Hurasanlik, muhaddis, mücahid, fakih insanlardan. Yani hadis ilmi boyunca İmam Buhari'nin şeyhlerinden biri hesaplanadı. Şu kişiye dediler ki, senad dindendir. Eğer senet bulmasa, hohlegen adam hohlegenini yapıradigen bu kaladı. Bu ikide, katta zotlarının, salaf bular, katta zotlarının bizge koyup birgen mezanları, dinimizin muhafaza kılıçlikteki hizmetinin mezanları hesaplanadı. Hadiren bu işleydi. Kıyametke kadar işleydi. Şimdi din hakkı da talimi almayan, YouTube'dan özüce ikide maruzanı eşitip agen. Senet cihetinden özüden aldın üstazı bu megen. Uyan koya vurayım. Namı yok. İsmi yok. Resmi yok. Cismi yok adamlarını dinden gepriyetkeni bil ittifak ulamalar nezdede bunlar din düşmanları kasten dinini buzuş için hareket kılıyıptı değişlikli sebep buladı. Demek ki bu mesele nazik mesele. Bazı meseleler var. İnnel asla fil eşyai el ibahatu deyiladi. Bu umumi kaide. Aslada narsalar mubah. Yani bir kaide. Beraat-ı zimme. Zimme aslada pak buladı. Bir adamını görseniz bunun cinayeti yok. Cinayet arızi mesele. Kiyin sadır buladı. Ta onun süt mahkeme boynuna koymagunca onu ne deyiladi? Pak deyiladi. Doğru mu? Lekin hadis ilminde işitilgen haberini bu doğru haber değil miydi? İnnel asla fil akhbar yel fisk. Haberlerde birinci kabul kılınadigen derse o haber fisk deyiladi. Doğurmaz deyiladi. Kaçan onu doğruligi ispatlangenden keyin kabul kılınadı. Haberlerge her daim güman bilen karaladı. Kur'an-ı Kerim buna eğitim etti. Ya eyyühellezine amenu. İn ca'akum fasikum bine be'in fetebeyyenu. Eğer bir fasık haber kiltirse
Tabayyun qilinglar. Tabayyun nima bilan bo'ladi? Keltirgan odamga qarash bilan bo'ladi. Uni kimdan olganligini o'rganish bilan bo'ladi. Qanday olganligini o'rganish bilan bo'ladi. Hadis istilohiga kirsangiz, bu yerda muhaddislar ham o'tiribdi. Hadis istilohidagi, hadis usullaridagi qilingan o'ta nozik harakat insonlarni butun dunyoda lol qoldirgan. Yevropalik katta-katta mustashriqlar aytadi. Hadis ilmi bo'yicha musulmonlar qilgan ilmiy harakatni dunyo ko'z ochib ko'rmagan degan. Bunaqasini ko'rmagan. Haris ibn Miskinning hodisasini ko'p aytib berdim. Bitta eshitganlarga takror, eshitmaganlarga yangilik. Haris ibn Miskin Misrni katta mashayxlardan, shayxlardan bo'lgan, muhaddis bo'lgan, mufassir bo'lgan katta zotlardan. Bu kishi imom Nasaiyning, Nasaiymidi? Shayxlaridan. İmam Nasaiyning sharhlaridan. İmam Nasaiy aytadilarki, haddasana Haris al-Haris ibn Miskin. Rivoyatlarda bor. Shayxlardan bittasi Haris ibn Miskin. Bir joyda aytadilarki, qala al-Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u deydilar. Rivoyatlar ichida bittasida haddasana al-Haris deb kelgan Nasaiy bir joyga kelganda qala al-Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u degan. Ya'ni Haris ibn Miskin qiraat qilib bir narsani aytdi, men uni eshitdim degan. Haddasana demagan. Nima farqi bor? Haddasana desa, hozir men sizlarga bir gapni gapiryapman, hammaga shu yerdagi odamlarga murojaat qilib gapiryapman. Bular meni gapimni eshityapti. Lekin eshigini nariyog'ida turgan odamga men murojaat qilmayapman, lekin u gapimni eshityapti. Farqi bormi? Farqi bor. Mana shu hodisada Imom Nasaiy aytadilarki, Imom Nasaiy Misrda Haris ibn Miskinning majlisiga kirib kelayotganlarida kiyimlari boshqachaligini ko'rib, Haris ibn Miskin u kishiga chiq deydilar. Chunki Haris ibn Miskin bilan Misrning amiri o'rtasida tortishuv bor edi. Haris ibn Miskin Misrni amiri menga quloq qo'yibdi shekilli, bu odam quloqqa o'xshayapti deb o'ylagan. Chiq degan, chiqarib eshigining tagiga chiqarib yuborgan. Nasaiy eshigining tagiga chiqib narigi tomonda turgan paytida buning hadisini eshitgan. Ana shu hadisni qolal Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u deb yozgan. Hadda sanadisi yolg'on bo'lib qoladi. Mana shu darajada e'tibor bergan. Hadislarda yana shunaqa hodisalar bor. Bir odam qaro masalan haddasana desa qanday bo'ladi? Yoki an fulan desa qanaqa bo'ladi? Ha? Menga hadis aytib berdi bilan falonchi falonchidan rivoyat qildini farqi bor. Qani? Bir kishi bor ortada. Yo'q, haddasana degani to'g'ridan-to'g'ri eshitayotgan bo'ladi. Eshitayotgan. An fulan bo'lsa bu yerda ishkol chiqadi, demak ishkol to'xtang, bu o'zi eshitganmi yoki roviylarni sanayapti xolosmi? Bu roviylarning tariqasida bu odam qatta turibdi. Uni bila olmay qolasiz. Mana shu o'rinda mudallisni farqib chiqadi. Mudallis degani hadis rivoyat qilar ekan, sahih tariqani qoldirib, zaif tariqalarni tashab ketadi. An fulan desa siz ajrata olmay qolasiz. Falonchi falonchidan rivoyat qilgan. Ketaverasiz. O'rtada bitta odam bor, o'rtada. Yoki bu kishidan oldin bitta odam bor. Hadda sana demagani uchun bu odamni bekityapti bu. Bu odam zaif odam. Zaif odamdan eshitilganini bekitgani uchun hadis tariqada sahih ko'rinib qolgan. Mudallis an'ana bilan rivoyat qilgan bo'lsa hadisi olinmaydi. Lekin mudallis hadda sana deb rivoyat qilsa olish ehtimoli bor. To'g'rimi? Buni mana shunaqangi farqlari bor. Bunga o'xshagan yana bir qancha usullar bor. Masalan, hadisning matnini rivoyat qilish bor. Hadisning ma'nosini rivoyat qilish bor. Matn rivoyat qilayotgan roviy bilan ma'no rivoyat qilayotgan roviy o'rtasida katta farq bor. Chunki hadis rivoyat qilayotgan odam siz bilan bizga dinni rivoyat qilyapti. Hali yuqorida aytgan oyatimizdagi dinni muhofizlari bular. O'zlaridan keyingi avlodga din yetkazyapti. O'zidan ma'noni yetkazayotgan bo'lsa, hadisga nisbatan qo'pol qilib aytganda xiyonat hisoblanadi. Chunki islom ummati bitta shaxsning o'zi tushungan ma'nosidan din yasashga majbur emas.
En katta muammolardan bittasi shu. Qur'onni ochi deyapti. Qur'onni ochi deyapti hozir. Suriyaga borib olgan bittasi. Xo'p, jihod oyatlarini o'qi deyapti. Xo'p, endi kelaver deyapti. Dinni shunaqa tushuntirishyapti. Din san'at ustiga qurilganini, dinda ulamolar ne kadar hizmet kılgallarını, kadrını pasaytırıp, Kur'an'dan doğrudan doğru aç diyepti. Öldür, çap, kame, sürgün kıl ayetlerini oku diyepti. Bu da kere vurdu diyepti. İslam onun şahsi düşüncesi üstüge kurulmayan ki, muhaddisler hadisini mana rivayet kılıyetken adamın rivayeti üstüge hüküm ornatışmaydı. İlla bitti şartı var. Ne şartı bu? Mana rivoyat qilayotgan odam faqih bo'lsa, uning rivoyati olinadi. Bitta sharti shu. Hadis rivoyat qilayotgan odam hadisda, ya'ni mohir bo'lish bilan birga diroyatda ham mohir bo'lish kerak. Hadisning maqsadini tushunish kerak. O'shanda uning rivoyatini ma'nosi qabul qilinadi. Shunda ko'p misollar keltirilgan. O'sha Asarul Hadis degan kitob bor, tarjimasi chiqdi. Shayx Muhammad Avvami Hafizahullohning asarlari kichkina kitob o'zi. Lekin olam ma'no bor. Shuni qayta-qayta o'qish kerak. Imomlarimizga tavsiya qilinadi. Juda ham kerak, ufqni kengaytiradigan kitob. Shunda keltirganlar. Shobaning rivoyati bilan Sufyonning rivoyati to'g'risida bir rivoyatni keltirganlar. Sufyon. As-Sauri. Bu kishi faqih ham roviy, ham muhaddis. Ham hadislerini, fikhini yani özleştirgenliği bilen meşgur. Şoba muhaddis. Muhaddisliğe gaptigiz bu meydigen derecede küçülü şahs. Lekin o kişinin fakihliği doğrusu da gaplar meşgurmaz. Şunu uçun, saçını karaga boyaş doğrusudaki rivayet, saçını karaga boyaşını tankıt kılıngan rivayet, şobadan rivayet kılıngan. Ve ulamalarının bazıları aytadı ki, şoba mana rivayet kılıngan deydi. Şobaning ma'no rivoyat qilganligi muhaddis bo'lganligi uchun olinmaydi deydi. Jumhur qoraga bo'yashlikni tanqid qiladi da, lekin tanqid qoraga bo'yasham joiz deydigan ba'zi ulamolar Şobaning rivoyatidagi ma'no rivoyatini e'tibordan aytadi. Tushunyapsizmi? Endi bugun bir jamoa chiqib nima deyapti? Alloh osmonda deyapti. Hali ummat dinni, shariatni tola özleştirip gelecek ümmetke İslam'ını yetkadiş teşvişi de yürüptü de çıkıp alıp Allah asmanda diyebdi. Bu mevzunu ne ki kozga yapsam deseyiz etikadı doğrulama alışımız gereği diyebdi. Bizi etikadımız doğru Allah'ını yakket edip bilemez. Bizge İhlas suresi kifaya, leyse kemislihi şey kifaya, la ilahe illallah Muhammed Resulullah kifaya desek yok Allah asmanda deyişin gereği diyebdi. Neme geldiyse çünkü İmam Müslim'de cariye hadise var diyebdi. Caniyeni Peygamber aleyhissalatu vesselam çakırıp ne dediler? Aynallah dediler. Kalet fissema o asmanda dedi. İ'tiqha fe inneha mu'mine dediler. Bu mu'mineyken azat kuvara vur dediler. Bana şu hadis delil deyipti. Şimdi hadis ulamalarını ben o şey yukarıdan bu bazı misallarını keltirişim zihinge yakışı ornaşçın etiyip ben. Ekser iler bilesiler de bu rivayetlerini. Bizim de daha da 500-400 yakın adam kuzet yaptı. Bunlar gelen ders manasıdır. Hadis ilmi istilahı da hadislerden özüge makul akideni yasav alıp kiin uşa akideni ispatlaş çün hadis kıdırış İslam ümmetini işimez. İslam ümmetini işi ulemalarının bizge koyup bergen mizanları asası da akide şekillendiriş. Ahl-i sünne vel cemaanin akide şekillendirilgen metilleri var. Doğru mu? Fikhul akbar var. Tahavvinin metilleri var. Bir kança amali var. Yani bir kança alfiyeler var. Akidege asaslengen metiller. Bunların hepsi de umumi ümmetinin ittifakıya süyengen akide metilleri var. Bunlar ne diyebdi? Yok Allah'ını Osmanlı deyişke mecburumuz. Osmanlı deyken de ben şu tamam diyebdi. Ben şu tamam da Allah Ta'ala diyebdi. Ve şunu ispatlaş için indi metinler kıdırışı yaptı. Bir metinini sizge dalil kılı yaptı. İkinci metinini taşasanız sen de yaptı, keyfiyetki kılı yapsa de yaptı. Metinler birbirine muarız kep kalış ligini hesapka alma yaptı. Muhaddisler ortaya koygen usul, zavabitlerini taşlamalı yaptı.
Hop, İmam Müslim'nin uşa rivayetleri doğrusu da az yine izleniş kıseniz görürsünüz ki bu gapni gapirayotgan adamlar ilim eşigiden ancha uzak adamlar. Allah Ta'ala'nın asmanda değişlik için uşa hadisini özü kifaya kıbeydi. Nimaga? Hadis juda katta ihtimal bilen mana rivayet kılıngan. İmam Müslim'degi. İmam Müslim'degi cariye hadisi rivayet cihatıdan yani senet cihatıdan sahih. Hiç kim bunge tane keltir almaydı. Lekin uşa ravi senet cihatıdan rivayet kılıyetken ravi aynen metinle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitken tüzgen cümle bilen rivayet kılıyken mi? Yoki o'zi tushungan ma'noni rivoyat qilganmi? Mana bu joyda savol tug'iladi. Nimaga? Yana xuddi shu hadis boshqa tariqalarda 5 xil rivoyat bilan kelgan. Imom Ahmadning musnadlarida kelgan, Abu Dovudning sunanlarida kelgan, Nasoiyning sunanlarida kelgan, Doriqutniyning sunanlarida kelgan, Ibn Abi Shaybaning musannaflarida kelgan. 5 xil tariqasi bor. 5 xil tariqani hammasini jamlasangiz, bularning o'rtasidagi muoriz, mutaorizlik jamlab bo'lmaydigan darajada. Ana endi nima bo'ladi? Muhaddislarga ehtiyoj tushadi. Bu hadislarning hammasini ishtirokchisi bir, cho'ri bir, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari, hodisa bir xil jarayon qilgan, rivoyat qiluvchilar 5 xil rivoyat qilgan hodisani. Har kim o'zi ko'rganini rivoyat qilgan. Eng aqidaga muvofiq munosibi İmam Ahmadning musnadlaridagi. İmam Ahmadning musnadlarida aynalloh degan savol mutlaqo yo'q. İmam Ahmadning musnadlarida atashhadina alla ilaha illalloh deganlar. Allohdan o'zga iloh yo'qligi guvohlik berasanmi deganlar? U ha degan. Ha degan. Men sizga ha degan deyapman. Hozir mendan bir narsani so'rasangiz, men sizga shundoq qilsam ko'chaga chiqib, Abror Muxtor Aliydan bir narsani so'radim, ha dedi deb rivoyat qilasiz, to'g'rimi? Xato qilmagan bo'lasiz. Lekin meni ishoramni ha deb rivoyat qilgan bo'lasiz. U cho'rini ha deb rivoyat qilganini Imom Abu Dovud, Abu Mas'udiydan keltirgan rivoyatga ko'ra cho'ri soqov bo'lgan. Fa asharat fi sama kelgan Imom Abu Dovudning rivoyatida. Asharat kelgan, ishora qildi degan. Bularni jamlaganingizda aqidaga eng muvofiqi İmam Ahmadning musnadlari. Nimaga? İmon nima bilan isbot bo'ladi? Shahodat bilan isbot bo'ladi. Musulmonmisan desa, alhamdulillah. Kalimani keltir, ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bu bilan isbot bo'ladi. Alloh qayerda degan gap bilan iymon sabit bo'lmaydi. Alloh qayerda degan gapni boshqacha versionini bugun dahriylar beryapti. Bunu kim yaratken? Allah yaratken. Bunu kim yaratken? Allah yaratken. Allah'ını kim yaratken deyipti. Allah'ını Allah'ken nisbeten onu kim yaratken degen cümle tuzuş. Doğru mu? Mantıkan doğru mu ki? Hemen arsana yaratken zat özü yaralgen buluşu mümkünmez. Tesalsül batıl degen kayda var mantıkta. Allah Ta'ala yaralgen buluşu mümkünmez. Dahriler, yo Allah'ını kim yaratken degen savalını istimrar bilen bire olursa. Nima deb cevap veremiz? Savalı to'g'irlab keldiyimiz. Xuddi şu üslubni Allah qayerda degen odamga ham xuddi şu cevabını veremiz. Savalı to'g'irla deymiz. Qayerda, kaçan kelimeleri Allah'a nisbeten verilmeydi. Allah subhanahu wa ta'ala'ya nisbeten makan nisbeti mutlaka verilmeydi. Kur'an'daki a'amintum men fissemâ dese o zanni dalaletu. A'amintum men fissemâ'da Allah degen kelime yok. Osmondagi zotdan amonda mislar degan oyat u. Osmonda farishta ham bo'lishi mumkin. Osmonda Allohning azobi keladigan makon ham bo'lishi mumkin. Aynan Alloh zoti bilan osmonda degan gapni ijtihod ham gapirishi mumkin xolos odam. Ijtihod ijtihodni nima qilmaydi? Buzolmaydi. Siz bir ijtihodni qilayotgan bo'lsangiz, oyatga suyangan ijtihodingiz, men bir ijtihodni qilayotgan bo'lsam oyatga suyangan ijtihodim bo'lsa, meniki sizikidan sizikini sindiradi deya olmaydi. Ijtihod ikkalasi ham tepa-teng narsalar bular. Ijtihodni nima sindiradi? Ochiq oydin hadis sindiradi. Hadisni ochiq oydin oyat istisno qiladi. Qoida bor bu. Bu qoidalarni o'rtaga qo'ygan ulamolarimiz mana shunaqangi ajoyib mezonni o'rtaga qo'yishdi. Shu joyda bir narsani aytib qo'yay. Hammamiz bilamiz.
İslam tarihi 40 yıl mobeynide kulminatsiyaga çıkan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin 40 yıl mobeynide kulminatsiyaga çıkan. Keyin fakat çöküş bo'lgan. Siyasi cebhane aytayapman. Fakat taht talashuvi, qon to'kilish, janjal, to'palam Hazreti Umar radıyallahu anhu katıl kılıngan. Hazreti Osman radıyallahu anhu katıl kılıngan. Hazreti Ali radıyallahu anhu katıl kılıngan. Hazreti Hasan radıyallahu anhu katıl kılıngan. İmam Hüseyin katıl kılıngan. Unisi katıl kılıngan. Bunisi katıl kılıngan. Bugün geçe toxtagani yok. Közümüz açık turganda gördük. Buti rahimahullah'ını katıl kılıştı. Közümüz açık turganda gördük. Palancını katıl kılıştı. Pistancını katıl kılıştı. Hazreti Rahimahullah aytkendiler. Bir yılda 200 ta adamını, ulamanı öldürdü Moskva'da, Rusya'da. Fitneçiler. Bu tamamdan inkirazımız bihat derecede. Lekin dinimizni buzulmay kelişligidagi asosiy hizmet her kanday adamını kail kaldırır, tembirdir. Uşa hizmet, ulamalarına hizmet. Ulamalar bu usul bilen qachon ahli bid'at maydonga chiqqan paytda usul bilan ularga javob berib, ularni haddini bildirdi. Mana shu vazifa islom ummatining beqiyos darajada bir-biriga meros qoldirayotgan vazifa. Bugun ham o'sha vazifaga ehtiyoj bor. Chunki atrofda o'sha fitnachilar yana g'imirlab qolyapti. Hozir eng katta aktivlik, ya'ni eng katta faollik ijtimoiy tarmoqlarda. İctimai tarmaklarda bittesi çıkıp azan farzı ayin deyipti. Misal için demek uçurum öyle demek ki kimdir azan hakkı da bir gap yapırsa onu kafir deyiş için. Çünkü farzı ayinini inkar kıyan adam kafir buladı. Şu adamını yani vakiyeli gideyim de şu adam menge ayeti yaptı ki Mısır'a gel sen bilen baklaşamayın deyipti menge. Bop dedi, Mısır'a bardım. Mısır'da en merkezde turup, uşa hadikatıl azharda, azharını bağıda turup gapırdım. Keldim Mısır'a, kani sen dedim. John Leifer'de. O balanı profiliyem koştu. Uziyem yok. Mutlak içtimai tarmağı yok alıp kaldı. Şimdi sizge saval. Uşa balanı özleri uçun dini lider kılıp yürgen adamlar. Şimdi kayak kabaradı. Kanı dininler şimdi. Kanı sizlerinin ergeşip yürgen imaminler. Ertaga hamma ishni rasvosini chiqarib bo'lgandan keyin yoqasidan ushlab sen bizni aldading deyman desangiz qattan topasiz. Yo'q u odam. Shuning uchun aytilayotgan gap bu meni shaxsimda emas, mutlaq o'zi dinning usul qoidalarida o'rtaga qo'yilgan narsa. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Diningizni kimdan olayotganingizga qarang. Kim u dinni gapirayotgan odam? Bu masalada u haqlimi? Diplomi bo'lsin, ilmli bo'lsin, shariatni bilsin, o'sha gapirsin desa, atrofda turib olib, nima, dinni monopoliya qilyapsizlar. Boshqa tomondan kelishyapti. Yo, dinni monopoliyasi emas bu. Bu ulamolar o'rtaga qo'ygan inqiroz. Har jabhadan islomga hujum bo'lib turgan taqdirda ham ulamolar dinini samimiy shaklda himoya qilgan usul bu. Bu usuldan voz kechadigan bo'lsak, hech narsa qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Bizni dinimizga qilingan xizmatni ulamolar chalik qilgan odam yo'q. Ulamolarning siyohlari shahidning qoniga tenglashtirilgan. Ulamolarning bedorliklari robotda turgan askarning bedorligidan ustun ko'rilgan. Ulamoni qadri shunga baland ekanligi aytilgan. Mana shu vazifa bugunga qadar hamin qadar bo'lsa-da, bugungi hozirgi zamonamizda siz imomlarimizning zimmasiga yuklatilgan. Bilaman imomlar nima ish qilishligini ichida yuribmiz u. Imomlar ko'p dunyo matolariga berilmasdan shu xalqni xizmatida bo'lay, nima bo'lsa ham xalqni dardini eshitay deb ko'p narsalardan voz kechib xizmat qilasizlar. Va xalq ham sizlarni aksariyatda yaxshi ko'radi. O'sha yaxshi ko'rishligi qadimdagi merosni tashiyotgan karvonda bo'lganinglar uchun. Bu samimiyatni, mana shu samimiyatni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Hargiz dinimizni dunyoga almashtirmasligimiz kerak. Bizdan din so'ralyapti. Dinimiz yuqorida keltirib aytyapmiz. San'atga asoslangan. Bu din har doim butun insoniyatga manfaat keltirgan.
Biz dinimizni qandaydir siyosiy o'yinlarga, qandaydir shaxsiy manfaatlarga qurbon qilmasligimiz kerak. O'z ustimizda ishlab, sharafli vazifani kelajak avlodga yetkazishlikda mustahkam turishimiz kerak. Inshaalloh hozirgacha mustahkam turilibdi, hamma ko'rib turibdi, lekin e'tibor bersangiz, dushman eng birinchi o'qini sizlarga qaratgan. Imomlarga qaratgan. Imomlarni obro'sizlantirsa, imomlarning gaplarini qadrsizlantirsa, xalqni keyin xohlagan yo'lga boshqarish imkoniyati tug'iladi ularda. O'sha imkoniyatni qo'lga kiritish uchun eng birinchi vazifalari imomlarni obro'sizlantirish. Bunga inshaalloh, ya'ni erisha olmaydilar-da, lekin buni uchun biz ham nima qilishimiz kerak? Fa'atba'a sababa. Sababga ergashishimiz kerak. Bugun eng aktiv sohada imomlar o'zi. Ya'ni mustaqil bo'lganimizda eng katta muammoimiz nimadan bo'ldi? Kadr masalasidan. Hamma sohada kadrlarimiz cho'kkan edi. Chunki ta'lim tizimimiz maymundan tarqagansan degan ta'lim tizimi edi. U tizimdan yaxshi odam chiqmasligi aniq edi. 70 yillik ta'lim tizimida, ya'ni butun dunyoga foydali kadr chiqqani yo'q bizda. Va bu inqirozni yechimiga qarasangiz, eng ya'ni mumtoz shaklda xizmat qilayotgan imomlar bo'lib chiqdi. Imomlar, imom yo'lni qurilishiga ham imom, qabristonni obodonchiligiga ham imom, hasharga ham imom, masjidni qurilishiga ham imom, bir yetim yesirni holdan xabar olishga ham imom. Xalqning ichida nima muammo? To'y bo'lsa imom, janoza bo'lsa imom, xayriya bo'lsa imom. To'g'rimi? Mana shu masalalarni qo'ldan kelgancha xizmatini qilib keldi. Chunki imomlar haqiqatda samimiy xizmatda bo'ldi. Endi hech kim aytmaydi oramizda o'zini ishini, ya'ni to'la to'kis qilmayotganlar ham bor degan gapni inkor qilmaydi hech kim. Bor. Hamma sohada bor. Lekin buni boshqa sohalarga solishtirsangiz, imomlarning xizmati maqtovli darajada. Buni davom ettirishimiz kerak. Hamma chiqib raddiya berish shart emas. Hamma chiqib nimadir qilish shart emas. Biz o'zimizni vazifamizni sidqi dildan amalga oshirishimiz kerak. Hozirgi vaziyat yaxshi, odamlar baribir imomlarni eshityapti. O'sha Suriyaga ketib qolayotgan yoki boshqa joyga borib olib musulmonlarning boshini aylantirayotgan odamlarni 100 tasidan avvallari bir 20 tasi kelib imomdan so'rayotdi. Ular ham yashirincha kelib so'rardi. Chunki nima bor edi? Senzura bor edi. Gapirtirilmayotdi. İmamlarını duhu sindirilgen idi. Lekin uşa narsalarından öttük elhamdülillah. Hazır 90 tası kedi sonra yaptı. Sonra gendi indi biz samimi şekilde dinimizin ayetişimiz gerek. Hiç narsadan korkmazlıkımız gerek. Demek ki dinini yaparken biz birinciden Allah'ını aldı da masuliyetimiz. İkinciden milletini aldı da vazifemiz. Üçüncüden biz yapırmasak ahli bid'atlarga maydan açılıp kaladı. Onu aldığını alışık saplanadı. Aytishimiz. Bu bilan inshaalloh robbil alamin katta natijalarga erishamiz. Natija Alloh taolodan, vazifamizni qilishimiz kerak. Demak, umumiy xulosa shu. Islom ummatida Qur'on, hadis va Qur'on hadisdan tushunilgan mafhum bor, tushuncha bor-a. Mazhablar o'sha tushunchalarni bizga madrasa maktaba qilib berdi. O'sha maktaba madrasalarni karvoni bugunga qadar dinning sof shaklda eng jozibali, eng navqiron shaklda yetkazib bergan jabha hisoblanadi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda ulamolar jamoasi. Qolgan jamoalarda kamchilik, inqiroz had darajada, ya'ni amalga oshirilgan bo'lsa-da, islom diniga bo'lingan ta'nani ulamolar har doim daf qilib keldi. Bugun ham buni qiladi. Biz qilsak alhamdulillahi robbil alamin sharafga musharraf bo'lamiz. Biz qilmasak Alloh taolob bizni ketqizadi, o'rnimizga boshqa odam keltiradi. Va yujahiduna fi sabilillahi va la yakhafuna lawmata laim. Alloh yo'lida mujohada qilishdan qanaqa ish bo'lasiz? Joningizni tikib oladigan ish. Alloh yo'lidagi mujohada qilishdan Alloh taolob malomatchining malomatidan qo'rqmasligini ustun qo'yibdi. Malomatchini malomatidan qo'rqmaslik joningizni tikadigan qadar ish. O'sha vazifani ulamolar qildi bugunga qadar. Yana bir gap. Tarixdagi ulamolar haqida.
tarixni titkilab ko'rsangiz, birorta ulamo haqida ya'ni birorta ulamo omon qolmaydi odamlarning gapidan. Hamma ulamoga malomat bor. Eng katta malomat Hanafilarga, Abu Hanifa rahimahullohga. Va bu Abu Hanifa haqlarida aytilgan gaplar sun'iy ravishda oldinga chiqarilavergan. Har doim buni oldinga chiqarilavergan. Lekin o'rgansangiz, o'sha gaplar Imom Molik haqlarida ham bor. Undan og'irrog'i Imom Ahmad haqlarida bor. Undan dahshatlirog'i Imom Shofiy haqlarida bor. Hamma odam haqida hamma odamning gapi bor. Ularni ulamolar Imom Zahabiyning oltin qoidalari bor. O'sha kishi aytadilar. Aqrollarning o'zaro bir-birlariga aytgan gaplari, ya'ni zamondosh, tengdoshlarni bir-biri haqidagi gaplari nima qilinadi? Tashlanadi. Chunki sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Tengdosh odamda. Masalan, Imom Buxoriy haqlarida Imom Zuhliyning gapi bor. Zuhli, Naysoburning Imom Moligi. Zuhli fin Naysabur ka Imom Malik fil Madina degan gap bor. Naysoburning imomi bo'lgan. Shu kishi Imom Buxoriyni tanqid qilgan. Ahli qadar degan tanqid qilgan. Ahli e'tizolning yordamchisi degan. Bu gaplar nimaga qabul qilinmaydi? Imom Buxoriyning sharaflari oldida Imom Zuhliyga nisbatan Ibn Kasir aytadilar. Imom Zuhli hasad qildi deganlar. Imom Buxoriyning sharaflariga insonda hasad bo'ladi. Man degan olim menda hasad bo'lmaydi desa yolg'onchi bo'ladi. Imom Zuhliyning sharaflari Naysoburda tillarda doston. Buxoriy kirganlarida soyada qolib ketib qoldilar. Odatda oy rosa yarqirab turadida quyosh chiqqanda nur yo'qolib qoladi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'lgandan keyin bitta gapdan lavozim chiqarib o'sha orqali Imom Buxoriyga nisbatan har xil gap bo'ldi. Nima qilaylik endi? Imom Buxoriyni jarh qilaylikmi? Yo'q. Nima deyiladi? Aqrollar gapi tashlanadi. Tengdosh edi ular. Imom Buxoriy insof qilib aynan Zuhliydan rivoyat qilgan. Zuhliydan faqat Abu Abdurrahmon deb rivoyat qilgan. Kunyasini aytib rivoyat qilgan. Zuhli demagan. Nimaga? Chunki agar Zuhliydan deb rivoyat qilsa, Zuhliyni Imom Buxoriy haqlaridagi tanqidlarini tasdiqlagan bo'lib qoladi. Tasdiqlamaslik uchun kunyasi bilan rivoyat qilgan. Nimaga rivoyat qilgan? Zuhli hadis bo'yicha siqa, ishonchli odam. Buxoriyga nisbatan lavozimul qovullari tashlanadi bo'ldi. Abu Hanifa haqlaridagi gaplar ham xuddi shunaqa. Tashlanadi. O'sha malomatchilarning malomatlari davom etishligini eske solish uchun buni eslayapman. Barcha zotlarga nisbatan bunaqa malomatlar bo'lgan. Lekin maydonda kim qolgan? Baribir ulamolar jamoasi qolgan. Hozir chiqadida mazhab kerak emas. To'rtta mazhabdan ham olaveraman. Men hadisdan, Qur'ondan to'g'ridan to'g'ri olaveraman degan odamlar u yoqdan bu yoqdan ko'rinadi-da, kuzatib turing, 10 yilga bormaydi ular. 10 yil ko'paytib yubordim menimcha. 5 yilga bormaydi. 5 yilda yo'q bo'ladi. Nomini eslasangiz kim edi deyiladi. Topamaysiz kimligini. Lekin Abu Hanifa turaveradi. Mazhab maydonda kuch bilan turaveradi. Imom Maturidiy aqidasi deb turaveradi. Yana bittasi chiqib Imom Maturidiyni tanqid qiladi. 5 yil o'tmasdan u ham yo'q bo'ladi. Falonchi desangiz hech kim islomaydi uni. Leylinga o'xshaydi ular. Hozir Leylinni mustaqillikni bilgan oldin yashagan odamlar taniydi. Yangi TikTokerlar Leylinni tanimaydi. Nimaga? Yo'q odamlar ular, sun'iy odamlar. Katta bir karvonga, ya'ni xuriyatgan odamlar. Ularning xurishlari befoyda. Ya'ni karvon davom etadi. Alloh taolo bizlarni mana shu karvonga ilhoq qilsin. Xo'p, mavzuga aloqador savol yo'qmi? Savollar yo'q. Xo'p. Ilm nadimizmi, ilmsizligimizmi? Bir savol bo'ldiki, Qur'ondagilar bir g'azab oyati bor-ku, shundagi la ya'lamu ta'wilahu illalloh dagi to'xtash haqida. Ar-rosihuna fil 'ilmidayn to'xtash kerak emas qaysi birida? Endi to'xtash borasida ma'no ham shunga qarab ketadi. Shuning uchun bunda uzoq ixtilof bor.
mufassirlar ixtilof qilgan. La ya'lamuna la ya'lamuna nima? La ya'lamu ta'wilahu illalloh var rasikhuna fil ilm. Shunda to'xtasham bor. Shunda Alloh biladi va ilmda chuqur ketganlar uni ta'vilini biladi. Hamma bila olmaydi. Ta'vilini biladi, hamma bila olmaydi. Faqat Alloh biladi va ulamolar biladi deganda tafsirda faqat ulamolar biladi degani bu oyatlarning ma'nosini Allohdan boshqa hech kim bilmasligini ulamolar biladi. Degan ma'nosi bor. Ta'vil qilinishi kerak bo'lgan narsalarda, ya'ni muvofiq ta'vilni izlanadi, lekin u ta'vil nima deyiladi? Zonniy deyiladi. Qat'iy dalolat bo'lmaydi. Ta'vil hech qachon qat'iy dalolat bo'lmaydi. Masalan, yat kalimasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'ziga yatni nima qildi? Isbot qildi. Yadulloh dedi. Yana ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday dedi. İkkita qo'lim bilan dedi. Hadis shariflarda Alloh taoloning ikki qo'li o'ng degan hadis bor. Alloh taoloning ikki qo'li ikkisi ham o'ng. Alloh taoloning chap emas degan ma'noda. Bularni shori isbot qildi. Xo'p, qo'lni nima deb tushunamiz desa, odamlar ya'ni sahobalar bu haqida hech kim bir-biriga savol bermadi. Nimaga bilardiki bu ma'nolarni Alloh isbot qildimi? Isbot qilishdi. Oyatning davomidagi ma'noga urg'u berib ketishaverdi. Keyinchalik falsafa aralashdi, dinga savol tug'dirishdi, yangitdan gaplar ko'tarildi. Keyin ulamolar bu masalalarda Ash'ariy va Maturidiylar Mu'tazila va Jahmiylarga qarshi maydonda paydo bo'lishdi. Aytishdiki, yatni Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, shunday isbot qilamiz. Yatning haqiqiy ma'nosini Alloh biladi deymiz. Agar bir insonning xayolida mujassima bo'lib qolgan, xayolida qo'l deganda shu mutabodir ma'no zihinga kelayotgan bo'lsa, qo'lni bir qancha ma'nosi bor. Sen o'qigan oyatlarda o'sha ma'nolardan qaysi biridir muvofiq kelsa, shuni tushunib ketaver. Jism isbot qilma deb mujassimaga yo'l ko'rsatdi. Ash'ariy ham, Mu'tazila ham, Maturidiy ham. Endi Mu'tazila chiqib agar qo'l desak, jism isbot bo'lib qoladi. Shuning uchun qayerda qo'l kelsa ta'vil qilaylik desa, Maturidiy unga qarab aytdiki, "Yo'sson to'xta" deyishdi. Bu bilan Alloh o'zi isbot qilgan narsani inkor qilib yoryapsan-ku dedi. Isbotga mu'attila bo'lib qolyapsan. Sifatni yo'qqa chiqarib yoryapsan. Sen hayolingga jismni isbot qilmay qo'lni qo'l deb ketaver. Qo'lni qo'l deb ketaver o'rni kelganda. Deb hamma Mu'tazila ham mujassimiga javob berdi. La ya'lamuna ta'wilahu illalloh va rasikhuna fil ilm bo'ldi shular. Endi ikkinchi to'xtash bor. La ya'lamuna la ya'lamu ta'wilahu illalloh. Faqat va faqat Alloh biladi. Va rasikhuna fil ilm ilmda rusuh bo'lgan, o'ta chuqur ketganlar nima deyshadi? Yaquluna robbana amanna kullum min inda robbina. Bularni hammasi Allohdan nozil bo'lgan. Nusbitu ma asbatahulloh deyshdi. Xuddi shuni salafning fahmiga dalil bu. Qanday kelgan bo'lsa shunday qilamiz. Alloh biladi buni ta'vilini deymiz. Yuqoridagiga bu ham quvvatlaydi va yuqoridagi qandayligini tushuntirib beradi. Ya'ni bu xalafning fahmi. Salaf nima deydi? Qanday kelgan bo'lsa shunday qoldiramiz deydi. İmam Malik rahimahullohning gaplari salafning tariqasiga mezon bo'lgan. O'sha bir kishi kelib turib, "Ya Aba Abdillah, Ar-Rahman nima? Al-Arsh istawa, kayfa istiwa'uhu?" dedi. "Rahman arshga istiwa qildi. Uning istiwosi qanday bo'ldi?" dedi. Deganda va atraqa Malik Muvatta'da shuni gap keltirgan. İmam Malik to'xtab qoldi. Yuzlari qizardi. Hatto ter chiqib ketdi. Bu savol hech kim bermagan ekanda. Aytdilar-da turib aytdilar-ki "Al istiwa'u minhu ma'lum" dedilar. Bir rivoyati bu. Yana bir rivoyati bor, bu sahih rivoyati bu. "Al istiwa'u minhu g'ayru majhul" dedilar.
Vel keyf anhu marfu' dediler. Vel keyf anhu marfu'. Yani bitti rivayeti. Vel keyf anhu gayrı ma'kul dediler. As-sual anhu bid'a ve bu hakkında saval veriş bid'at dediler. Bana şu kaide buldu. Yed. Yed ne dese? El yed minhu ma'lum. Vel keyf minhu marfu. Ve sual anhu bid'a. Aynı Allah geyem şu. Köz geyem şu. Allah Teala'nın sıfatlarını hammasiga şu bilan chiqib ketila oladi. Lekin şunu Bayhaqi Asmo-i sıfatta Abdullah ibn Vahb'dan rivayet qilgan. İmam Malik'nin tariqalari xuddi şu gap. Wal kayf anhu marfu' nima degani? Kayfiyati. Ha? Allohning o'zi ko'taramiz degani. O'zi bilan deganda. Ko'tarilgan degani. Alloh subhanahu va taologa kayf degan savolni bir bo'lmaydi degani. Kötarılgen ay menfi degen. Menfiyun anhu degen. Allah subhanahu ve ta'ala'ya Allah hemmeni yarattı. Allah'ını kim yarattı degen gepini biri bu beni diyor. Vel keyf anhu marfu aynı şu gep. Bu gepini ne mi de adamlar başa eğlentir yaptı bugün giler. El istiva'u ma'lum. Vel keyf mechul. Dip ayet şey yaptı. Bu rivayet yok. Bu rivayet aynen İmam Malik'ten yok. Bundan demek hep çıkardı bana karayın. Mana rivayet kıyandaki problemi bana karayın de. İmam Malik aytti deyip İmam Malik'nin geplerden özü düşüngen narsana rivayet kıyan adam cümleni özgertirip koyganı için Allah Ta'ala'nın keyfiyeti baru biz bilmeyimiz deyipti. Şu mana hep çıkıyordu. Yat biz bilgen mana deyipti. Biz yatını bilemiz hakiki manası var deyipti. Keyfiyetini bilmeyimiz. Bana adamın kolu özüge has, müşrikinin kolu özüge has, mesela sıçkanın özüge has kolu var. Kud düşünün Allah'ın özüge has kolu var diyebdi. Fakat onu biz bilmeyemiz, keyfiyetki kirişmeyemiz diyebdi. Bu mücessimelikinin aynı tarikası. Biz ne deyimiz? Vel keyf anhu marfu' deyimiz. Keyfiyet Allah subhanahu ve ta'ala'ya nispeten kütarılgen bu saval birilmiydi menfi. Rufi al kalem. Ne demek yani? Kalem kütarıldı. Özbekçe manasını be. Uşa kalem. Kadar kalemini yazışlık menfi kılıngen de yani. Kalem yazmaydı indi. Kalem gesen yazasan mı degen saval birilmiydi indi. Rufi al kalem şu. Marfuk şu. Şimdi bunu al istiva u ma'lum ne demek yani? Al istiva ma'lum ne demek yani? Kur'an'da gelgenle gelmeyelim. İstiva malum degeni bana hassız gibi bir nesine etsem. Bugün seşembe mi? İrtege çarşambeliği malum desem hammege malum mu bu? Yok has adamlarge malum mu? Hammege malum. İmam Malik şunu eti yaptılar. İstiva malum diye yaptılar. Demek ki soru yapsan diye yaptılar. Hamme biledik o diye yaptılar. Demek hamme biledigen nesine mi? Kur'an'da turuptu. Bu gapni chalkashtirayotganlar nima deyapti? İstiva ma'lum deyapti-ku, ha, uning ma'nosini biz bilamiz. O'shaqa ma'lum. Allohga nisbatan istivoni ma'nosini biz bilamiz deyapti. İstivoni nechta ma'nosi bor? Qaysi biri? Uni kim biladi? Qanday biladi? Yatni 90 ta ma'nosi bor. 90 ta. Qaysi biri? Hammaga ma'lum bo'lgan narsa nima yatda? Hech kim bilmaydi-ku uni. Uni xos odamlar biladi. Doğru mu? Demek yat malumu. Kur'an'da kegeni malum. Demek ki soru yapsan diyebdiler. Keyf diyebsen. Keyfe istiva uhu diyebsen. Keyf anhu marfu. Allah ke keyf de savaş kıl boradı mı? Allah kayırdı de boradı mı? Biz aynen İmam Malik'ini gapını gapını yapmış. Allah kayırdı de boradı mı? Ha degen ki peygamberimiz. O mana rivayet o. Keltirdi mana rivayetini. İmam Müslim'den kegen senedi sahih. Lekin matnida ma'lullik bo'lgan, illat bo'lgan bir hadisni qanaqasiga sen aqidani butun islom ummatiga sobit qiladigan hujjat qilasan? Mumkin emas. Agar aqidaga o'sha hadis aqidaga aloqador bo'lganda hadisni aqida bobida keltirardi. Hadis qatta kelgan Imom Muslimda al-kalam fi ssalada kelgan. Namozda gapirish bobi.
Çünkü vakıya hadise şuna kabuken. Bir adam seferden geldi. Kegende namaz okuşu yapken sahabeler. Keldi asırdı. Namazı okutturdu. Bir kişi aksi vurdu. Elhamdülillah diyordu. Bu adam namazda durup yerhamukallahu ve yeşfik dedi. Sahabeler namazda onunla karab közlerde münakı kılıçtı. Namazda sen de geldik. O adam ne mi közüyünü menge alaytır yapsam dedi. Namazda. Hullas gap köpeyip gitti. Peygamberimiz namazdan keyin tugagandan keyin sahabalar her gün yakasını yapışmakçı buluştu. Resulullah toxtadılar. Ki onge ettiler bu namaz. Bunda Allah'ın kelamı, zikri boladı. Adamın sözüden hiç bitti söz bu miydi dediler. Meneşe hadis şu. İmam Müslim şunun için şu cahide kilitirgen. Namazda gepiriş babı. Kin halge adamını peygamberimiz himaye kigerliği için o canlandı. Adatı boladı yu. Sadrul meclisi sizge itibar karatıp oysa siz sel. İrkelenesiz. O irkelendi. Peygamber aleyhisselam geldi ki bir çorum barıdı. Azat kumakçıydım. Şu meselede menge yerden biriyim. Kana kılıp azat kılıç bilmeyip ben dediler. Çakır dediler. Kiyin hadise cereyan kıldı. Mene şu hadiseydi. Kana bitti akiden ispat kılıç. Huddi mene şu meselelerge biz itibar karatışımız kereyi. Mevzu nime asaslı kili yaptı. Aslı de. O varrasihune fil ilim. Birinci tarikası şu. Onu Allah bilede deyişlikte adamlarını kanaat hasıl kıldırdıklar şular. Aynen Allah hakkı da İmam Malik'ten geplar. Ma khatara bi balik vallahu siva zalik. Hayalinge nime kelse Allah umaz. Allah hakkı da nime tasavvur kılın Allah umaz. Allah hakkı da kimdir nime tasavvur kılıp olsa o uşa tasavvuriga sajda qilayotgan bo'ladi. Allohga emas. Shuning uchun ulamolar aytadi, mujassimalar Allohga ibodat qila olmaydi. Chunki o'zlari tasavvur qilib olgan narsaga ibodat qiladi. Tasavvur qilgan narsamiz Alloh emas. Ha, shunday ekan, ta'vilni Alloh biladi, ulamolar biladi deganda ulamolar mana shu gapni gapirib beradi. Alloh haqida nima tasavvur qilsang, Alloh emas. Shu ta'vil shu. To'g'rimi? To'g'ri. Endi to'xtagan paytimizda davomi va rosihuna fil ilm yaquluna amanna kullu min inda robbina hammasi Allohdan deyiladi. Bu asl ya'ni ma'no inshaalloh robbil alamin. Shuni qaysa to'xtashimiz kerak bo'ladi? Ikkalasi ham joiz. Ba'zida men kelyapti, ba'zida kelmayapti-da. Vaqt lozim kelyapti ba'zida. O'sha joizligida. Joiz, ikkalasi ham joiz. Javobiyatni hadis mutovatimi? Yo'q. Mutovatim bo'lmasa nimaga aqlidagi tegishli mutovatimi? Va ularda shunaqa da'vo qilib yuradi. U da'vo qilayotganlar ohotni aqidani sobit qiladi deydi. Ha, usul boshqacha. Ha, ularda usul yo'q. Ularda usulsizlik usuli bor. Ularda usul yo'q. Ular bir aqidani har qanday gapni o'zlariga ishlatishadi. Men bu paypoqqa maqsad tortish masalasida ularni ya'ni isbotini keltirdim. Paypoqqa maqsad tortishlikni oldindan qabul qilib olgan, endi shu masalada qo'liga nima kelsa hujjat qilaveradi. Qur'onning oyatida yu deb turibdi. Mutawatir hadisda maqsiga maqsad tortib deyapti, teridan bo'lgan maqsiga. U hadis Javrob haqidagi hadisni faqat bir dono odam rivoyat qilgan. Bitta tariqadan kelgan Javrob degan o'shani. Kim edi? Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qays. Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qaysning rivoyatidagina Javrob kelgan. Madinalik muhaddislar maqsad degan buni, Makkalik muhaddislar maqsad degan buni, Basralik muhaddislar maqsad degan buni. Barcha muhaddislar buni maqsad deb turibdi. Mana shu hadisni bitta hadis bu. Mug'ira ibn Shobaning hadisi, boshqa odamning hadisi yo'q. Mutawatir darajada buni maqsad ekanligida hadis turibdi. Bular paypoqqa maqsad tortishimiz kerak deb olgan. Shuni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu hadisni ruscha tarjimasiga amal qilyapti. Arabcha tarjima ham unaqa emas o'zi. Javrobni listonlar arabni oching. Maqsini ustidan kiyadigan qalin material deydi. Maqsidan ham qalin u. Maqsid yirtilib ketmasin deb ustidan kiyib oladigan etikka o'xshagan narsa u. Bir qancha ma'nosi bor. Endi u sanoatga bog'liq.
Yamanlı sanatı başkaça, Irak'ınki başkaça bugün. Şunun için tarih başkaça bu gitken. Ben bunu ne için keltiriyip ben? Ular özleri bir nesini sabit kıvagen, hak bizde buluş gereğdiğen davaları var. Ve şu davaları için ayet geledi mi, hadis geledi mi, özlerine mustaşa uğradı. Atraftaki adamlar düşünüp düşünmesliği muhummez ularge. Köprak düşünmesliği muhum. Çünkü düşünmeyen adamlarge özlerine uzun sakalları bilen, çıraylı kurunuşları bilen yine imamlık kılışları halas. İlmi seviyede ona kamaz. İlmi seviyede kliyetken işleri usulmez, usulsüzlik. Bitti sayıdı yaptı, açık ayıdı yaptı. Sılar diye yaptı. Yok zatke ibadet kılasılar diye yaptı. Ne mi gelse Allah'ın sıfatlarını inkar kılasılar. Şu cahide ikisi tuhmet var. Birincisinden biz Allah'ın sıfatlarını inkar kılmayız. İmam Maturidi, tavilat ahli sünnede turuptu. Her daim sıfatlar hakkında kelgen de Allah etken edek ispat kılamız degen. Mutezilege yaraşa cevap bergen, mücessimege yaraşa cevap bergen. Çünkü vazifesi bu. Tavilatı vazifesi şu. İkinci tuhmet, biz Allah Subhanahu ve Taala'ya sıfatını ispat kılarken biz onun sıfatlarını inkar kılmayız. Biz yok zatke ibadet kılmayız. Mevcut zatke ibadet kılamız. Yani bir cahide uşa adamını özü eğitip yaptı. Sizler de yaptı. Allah'ını fi kulli mekan deyizler de yaptı. Uşa cümleni uzun devamı da eğitip yaptı. Şimdi insaf bilen şu cümleni tahlil kılayım da uzunu uzun yolgancı dedi halde olan. Biz Allah'ın sıfatlarını inkar kılarken biz de ve yok zatke ibadet kılarken biz de ve Allah'ını her bitti mekanda edirken biz. Şimdi her bitti mekanda mevcut mu kalıyor? Demek bu adam örgenmegen. Özü eşitken, ularga yedirilgen, yani zahar bilen zaharlengen halas. Allah fi kulli mekan deyişlik, hululilik bu. Allah hemme cayda zatı bilen deyiş. Kafir burada adam bu yapı yapırsa. Bunu hululiler etedi. Allah Teala'nın sıfatlarını inkar kıladı geller mutezileler. Mutezileler hem bunların kafir değildi. İkkalasını cemlep, maturidilerge nisbet bir işi yaptı. Demek ki etrafıda bunu düşünedigen hiç kim yok. Sözünü tahlil kıla aladigen adam yok. Demek ki yapırıyetkenini düşünedigen adam yok. Fakat bitti gap ne? Bizge karşı yapırgenin için bu biz dostumuz. Şu usul. Ha tohta kanakası ki. Allah Teala'nın fi kulli mekan demeydi maturidiler. Aş'ariler hem Allah Teala'nın fi kulli mekan demeydi. Keltir bitti metin. Yok cin bu karışadı. Mısır'a kuvu barsayız profilini uçurup kaçıvaradı. Yok bunlar. Gepire uğradı lakin. Şularını gepire din kuruşa uğradı atrafı diyorlar. Demek ki biz onlarını bizneslerine tahsil kıganımız için. Onlar haklayetken cahide adam öldürüşlikini aldığını algerliğimiz için. Şunun için biz niye yaman kuruşadı? Biz niye yaman kuruşan kör meyli. Ben uzunca yakışık olabilen adam sıfatı takdim kımayıp ben. Lakin dinge hıyanat kımasın. Doğru mu? Allah Teala fi kulli mekan degen adam kafir bo'ladi. Yani zatı bilen dese. Allah Teala'ya biz uzun mekanını inkar kıptırıp biz. Doğru mu? Allah Teala'nın la mekan deyip durup biz. Yani biz gene deyipti sen Allah'ın her bir mekanda değilsen deyipti. Yalgan ki bu. Biz mekanını Allah'a nisbeten mutlaka alakası yok deyip durup biz. Yani korkmazsan sen Allah'ın her hemen mekanda değilsen deyipti. Demek bu cahide fakat lavazımın kavul. Bunlarda usul yok. Bunlar o ahad bilen mutavatır ortasındaki alakanı yiyen doğru çünmeydi. Ahad hadisler hüccet böyle dediğin gap bilen ahad hadisler yakınını ifade kımeydi dediğin gap ne çünmeydi bunlar. İkkalasının ortasında tağ bilen yerçe, asman bilen yerçe fark var. Ahad hadisler hüccet böyle değil mi? Adatta böyle de. Bunda yani ihtilaf yok. İslam ümmeti hamesi tan aladı. Hüccet böyle de. Lekin hüccetinin makamı inkar kılsa kafir bo'ladigan derecedeki delilge ahad etmeydi. Demek ki ahadda bir neçe ihtimaller var. İhtimal topilganda istidlal sakıt bo'ladi. İza vucidel ihtimal sakatal istidlal. Delil sakıt bo'ladi. Bir adamın kafir deyişlik için delil mutavatır yakini buluş gerek. İdra'ul hududu bi şubuhat. İmam Umar ibn Hattab radıyallahu anh'un gepleri. Yani şubha tapılgende hat urubu miydi? Peygamber aleyhissalatu vesselam
Beni taşbaran kılın deyip gelen ayaldan rosa izlegenler şubhane. İlacı barca ketkızı ki hareket kigenler. Başka bir adam kigende ondan hem rosa şubha izlegenler. Taşbaran kımasla güçün. Ahir sonra gelirler bu cinli mesme digenler. Doğru mu? Hareket kılın edi. Yani inkar kılsa dinden çıkar var edigen derecedeki hükümlerini yakini buluşluğu talep kılın edi. Yakini rivayeti mutavatır buluş gerek. Dalalatı kat'i buluş gerek. Buna kabul mesela onu inkar kılsayız kafir bu muydu? Mesela oşa hadis ahad hadis. O bilen akide sabit kıvalıp koyan adamlarının kafirge çıkarış. Ben bekarge kapırmayıp ben. Mesela bir adam aynı Allah degen savalıge asmanda deyip cevap verse biz ne deyip biz onu sahte salafi deyipmiz. Lekin sahte salafini kim kafir deyipti? Hiç kim. Kafirmez onlar. Ne deyimiz? Braderlerimiz. Fakat ilmi mekanetini doğru yöneltirmeyen braderlerimiz. Lekin ular ne deydi deyip mi? Sizge aynı Allah dese fissema demeseniz sen kafirsen deydi. Bizi kafir deydi Allah asmanda degen gapni ular xohlagan deb gapirib bermasak. Nimaga bizi usulimizni qabul qilmaydi ular? Ular o'zlari aqida shakllantirib olgan. Bu aqidani isbot qilish uchun ehtiyoj, zarurat sifatidan usullarni buzib olishgan. Aqidani 3ga bo'lish kimdan kelib chiqqan? Nimaga kelib chiqqan aqidani 3ga bo'lish? Mana shu zaruratdan kelib chiqqan. Bahs mobaynida vasilani inkor qilish uchun aqidani 3ga bo'lish zarurati yuzaga chiqqan. Va shuni bo'lib olib, keyin butun ummatni qabrni ziyoratiga borgan odamlarni kofirga chiqarish va ya'ni hodisasi ro'y bergan. Bu ehtiyojlar botil tushunchalarni inkor qilishlikdan ya'ni inkor qilmaslikdan kelib chiqqan. Eng to'g'risi botil tushunchani tashlab to'g'ri gapga o'tish kerak edi. O'tmasdan bular o'zlarini aqidalarini isloq qilish o'rniga kelgan matnlarni nima qilishdi? Kelgan matnlarni isloq qilishga o'tib ketishdi. Uni o'zgartirishga o'tib ketishdi. Oqibat mana shu vaziyatga keldi. Ko'p vaqtingizni olib qo'ydik. Keyingi tarozda qoladi. Keyingi yilda farq bo'lmaydi. Menga menimcha yo'q shekilli, mendan keyin kimdir kiradi. Savol yo'qmi? Forex masalasini aytyapsiz. Forexning boshqacha ko'rinishlaridan bittasi birja. Bular ko'plari o'sha Abu Davud'un sunanlarda kelgan hadis bor. La tabi' ma laysa indek. Oldingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. O'zingni qo'lingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. To'g'rimi? Islom dinida savdo sohasi oldi-berdi masalalari nizoga olib borish ehtimoli bo'lsa joiz bo'lmaydi. Nizo ehtimollari bo'lsa. U aytayotgan masalalarda birjada bazen neft oynaydı, bazen tilla oynaydı, bazen buğday oynaydı, bazen arpa oynaydı. Lekin narsalarni ko'rmaysiz. Va ortada sotib olib qabz masalalari aniqlashtirilmagan. Qachon sotib olish aniqlashtirilmagan. Olgan narsangiz bazen nasiya bo'lib qoladi. Nasiya savdosi, tilla savdosi joiz emas. Bunaqa masalalar to'g'rirog'i hozirgi kunda islohga muhtoj. Ummat islohga muhtoj. Biz bunu o'rganishimiz kerak. Shuni to'g'ri muqobilini yaratishimiz kerak. Iqtisodchilarning zimmasiga yuklangan vazifa. Qorilar Qur'onni, muhaddislar hadisni, fuqaholar fiqhni vazifasini zimmasiga olgandek, iqtisodchilar iqtisodiy strukturani vazifasini zimmasiga olish kerak. Bunda albatta muhaddislardan, qorilardan, fiqhlardan foydalaniladi-yu, lekin IT texnologiya bo'yicha bu sistemani to'g'risini ishlab chiqish kerak. Hozir butun dunyo bu masalalarda botgan. Butun dunyo kapitalizmni qo'l ostiga tushib qolganligi yashiradigan sir emas. Lekin islom ummati o'zini iqtisodiga, o'zini sistemasiga ega, uni jonlantirishimiz kerak. Ya'ni kelgan odamga buni joiz emas, joiz emas deb o'rish ham to'g'ri emas. Lekin joiz bo'lmagan strukturani ham joiz deb o'rish to'g'ri emas. Sallallahu aleyhi ve sellem.
saçlarını kınayıp boyayanlar hakkında kıyan hadis. Şimdi hazırda ışıbette kına boyayan bu sefer hazıran ayollarımız şu an kınadan faydalanır. Saçı gibi olmasa yani koruyup tutuşalım. Şimdi hazırda zamanavi şu hali boyayıp diyor. Narsalar da değil. Bu yavi narsalar çıkan bunu erkekler demek ki saçını boyayış diye hazırlıklar. Yani çünkü biz geçen hafta sorular bir şey yaptı. Ha, boyaş doğrusu da ihtilaf yok. Boyaş doğrusu da uşa Mekke-i Mukarreme'nin fethi günü bir adam geldi Müslüman bulup. Saçları pak tozgup gitken adamdı. Bunu saçını bir nefsine özgertirip geliyorlar dediler. Ve karaga boyaş doğrusu da cumhurunu yapı var, caizmez de kendi. Karadan saklan iyiler de kendi. Şubanın rivayeti, başka rivayeti de kollab kuvvetliydi bunu. İçtihadi mesele bu kadar. Lekin, hemme içtihattaki meselelerden çıkışını yolu tüm kara bulmasa da hınadan aralaştırıp o şey saçını suunu tosmaydıgen madde bilen karaya kızıl aralaştırıp yani tüm kara çıkmaydı da kahverengi çıkışı mümkün, başka buluşu mümkün. Bunun caizliği de yani ihtilaf yok. Fakat bitti sebepleri var. Üylenişten aldın, pilinge eğitip kayıt, saç boyar geldi. Elbine eğitip kuş gereği de. Uşanın matanakın maddanı biliş gereği. Adette tasiri yok değildi. Çünkü saçını materyalini korgan mısın? Nasıl yakınlaştırılgenini? Saç ne pas aladıgen? Yani trik tala bu. Bana biz öyle gelsin ya da arkan yokuşuken dersemez. O kovakli giderse. O şey eğer saçını tamamıyla yani egelle balsa saç kalın bu piç gereği. Yani bir kança sebepleri var. Bu muslimat üzde bunge Allah'ın makale çıktı. Kadar kuruyorlar, uşatta ilmi yandaşılı gen. Halkından açıklarında da olmadı. 100% kanalı yok yani. Boya gelende uşa seyretkendi, kora gömüyorum bu çıkardı. Kora hına yan var da. Söz akımıydı mı? Uşan ihtilaflı mesele. İlacı olsa kızılırdan kuş varış gereği. Az gün o kuşulsa, siz tüm kora gömüyorum boya gelme miyiz şimdi? Meseleden çıkarsın ihtilafı da. Ünlü diyen kop mu diyeyim ona? Mana hozirgi kunda ko'p ixtilofga sabab bo'layotgan narsa mana tariqat ahllariga otilayotgan tosh. Vaholanki mana shariat o'zi kelib chiqishi, shariatdan keyin tariqat, tariqatdan keyin ma'rifat, ma'rifatdan keyin haqiqat. Ya'ni buni hammasini bir o'ziga yarasha bir bosqichlari bordi. Shu bosqichlarni aytib bera olasizmi? Xo'p. Rahmat, yaxshi dolzarb savol berdingiz. Tugab qoldi vaqtimiz. Dolzarb savol berib qoldingiz. Bu masalani avval bir ikki anaqa suhbatlarda yo'g'ritgan edik. O'zi tariqat bizni tilimizda tariqat deyapmiz, tasavvuf o'zi ruhiy tarbiya. Islomning 3 dan biri bu. Jibril hadisida payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Jabroil alayhi salatu vasallam bir qancha savollarni so'raganlar. Shunda iymondan keyin islom savolini bergandan keyin ihsonni so'raganlar. Ihson nima edi? An ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mana shu ruhiy tarbiya shu. Iymonning shartlarini o'rgatadigan fan nima bo'ldi oqibatda? Aqida fani bo'ldi. Islomning shartlarini, asoslarini o'rgatadigan fan fiqh bo'ldi, diroyat bo'ldi. Endi ihsonning asosini o'rgatadigan fan ruhiy tarbiya bo'ldi. Bularni ta'lim ma'nosida bosqichlari bo'lishi mumkin. Masalan, aqidani o'rganib, fiqhni, shariatni o'rganib, sekin-sekin o'rganib, ruhiy tarbiyani o'rganishda bosqich ma'nosi bo'lishi mumkin. Lekin avval shariatga kirib, keyin ma'lum bir muddatdan keyin tariqatga kirib, keyin haqiqat, keyin ma'rifat bu biroz ya'ni mutanosib gap emas. Bir inson bir vaqtni o'zida ham shariatda, ham tariqatda ham haqiqatda, ham ma'rifatda bo'lmasa komil inson bo'lmaydi, musulmon bo'lmaydi. Buni bitta kalimada tushunish mumkin. Masalan, xo'p, la ilaha illallohni aytish shariat bu. Qazoan uni musulmon ekanligini bilish uchun kalima shart. To'g'rimi? Qazoan u la ilaha illalloh deyish kerak.
indemese nima deyiladi uni? Müslüman değil miydi? Abu Talib haqida shunaqa gaplar bor. Qalbida payg'ambar alayhissalotu vasallamga joni ko'ngildan yordamchi bo'lgan. Tan olgan Rasulullohning yo'llarini, tili bilan aytmaguncha nima deyiladi uni? Musulmon emas deyiladi. Bu bir vaqtni o'zida bo'lyapti. Endi qalbida shuni tasdiqlamasa munofiq bo'ladi u. Tili bilan aytib turibdi, qalbida tasdiqlamayapti. Ha? O'sha qalbida tasdiqlashi, ongli ravishda tasdiqlashi nima deyiladi? Ma'rifat deyiladi. Bilish kerak nimani aytayotganini. La ilaha illalloh taqozo qilgan yo'lda yursa tariqat bo'ladi u. La ilaha illalloh desa-yu butga sig'insa. La ilaha illalloh desa-yu shariatga zid bo'lsa. La ilaha illalloh desa payg'ambar alayhi salatu vasallam masxara qilsa, musulmon bo'lmaydi u. Endi mana shu yo'lning haqiqatiga chin ko'ngildan o'zini fido qilmasa, u haqiqatda ham bo'lmaydi. Shu to'rttadan bittasini olib tashlang, musulmon bo'lmaydi. Oldin shariat, keyin tariqat, keyin ma'rifat, bu biroz murakkab gap bu. Ta'lim sistemasida gap yo'q. Shariatni o'rganasiz, kitob tahoratdan boshlaysiz, sekin o'rganasiz tartib bo'yicha. Ruhiy tarbiya ham shunaqa. Hozir masalan, siz namoz o'qiyotganingizda Alloh buyurgani uchun Alloh meni ko'rib turibdi degan tushuncha bo'lmasa namoz o'qimaysiz-ki. Hamin qadar bo'lsa-da, zarra qadar bo'lsa-da bu iymon bor uchun namozda turibsiz. Agar o'sha narsa bo'lmasa, mutlaq odamlarning ko'ziga o'qisangiz nima bo'ladi? Riyo bo'ladi u. Riyo amalni xabata qiladi. Mutlaq shu ma'nosi, ustoz tutishda aqida fanidan ustoz alohida o'qitadi to'ppa-to'g'ri. Buni bir bosqichi, hadis boshqa, fiqh boshqa ulamolardan o'rganasiz. Xuddi shunaqa ruhiy tarbiyani boshqa ulamolardan o'rganasiz, to'ppa-to'g'ri. Ruhiy tarbiyani o'zini yo'li bor. Ruhiy tarbiyada e'tibor bersangiz, kitob kam yozilgan. Juda ham kam. Bizning diyorlarda deyarli yozilmagan. Nimaga? Ruhiy tarbiya yuzma-yuz bo'lsin deyishgan. Ustozdan to'g'ridan-to'g'ri olsin degan, uni odobini, tavajjuhini olsin degan, uni nazarini topsin degan. Shuning uchun kitob yozilmagan, o'rgansin tirik odamdan. Shoziliy tariqatlari bor, Sakandariy tariqatlari bor, bularningkida yozilgan. Lekin u yozilganini o'zini o'qib inson ruhiy tarbiyasini shakllantira olmaydi. U bo'lish kerak lekin to'rttalasi bir-biriga mujassam bo'lmaguncha musulmon bo'la olmaydi odam. Endi o'shaning uchun buni murakkabligini samarasini ko'rsangiz chiqadi. Nima deyapti ba'zi tariqatga o'zini muntasib qilganlar o'zlarini devonalar deyapti, o'zlarini birodarlar deyapti, boshqa odamlarni haqir ko'z bilan qarashyapti. Sen tariqatga kirmagansan. Ya, men tariqatda bo'lmasam musulmon bo'lmaymanki. Tariqat meni yo'lim, shariat meni yo'lim, haqiqat meni yo'lim demaguncha qanaqa musulmon bo'laman? Bitta kalimani o'zida hammasi jamlanishi kerak. Bittasi bo'lmasa yo munofiq bo'lib qoladi yoki boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun hammasini bitta jabhada ko'rish kerak. Endi ta'lim bo'yicha bosqichma-bosqich o'rganishlikda zarar yo'q. Inshaalloh robbil alamin. Sal qisqaroq gap shu bo'ldi. Hozir bitta savol bor. Xo'p. Yaqinda bir o'g'il bola keldi, xudo namozini birga o'qib, to'g'rida o'tirdi, namozdan keyin xonaga kirib savol berdi. Ha. O'rada Odam alayhissalomni 5 marta tushirdim. Ibrohim alayhissalom 10 marta, Payg'ambar alayhissalom 25 marta. Alloh taoloni 5 marta tush ko'rdim deydi. Ha. To'g'ri mumkinmi? Siz tushda boshlaysiz. Hoplas. Hozir tush ko'radiganlar ko'payib ketdi. Tush ko'radiganlar ko'payib ketdi. Siz ham to'g'ri yo'l qilibsiz. Hazrat oldiga kelib, tush ko'rdim, Rasulullohni ko'rdim, tush ko'rdim, bunda ko'rdim desa, Hazrat, "Bay bay, zo'r qilibsiz, faqat hech kimga aytmang" derdi. Hech kimga aytmang, faqat o'zingiz biling derdi-da. Shu bilan bosilardi. Odamlar ko'rgan tushi bilan o'zini fazilatli deb o'ylayveradi. Ha. Sodiq tush haqida gap yo'q, hadislar bor. Lekin tush asosiga hukm qurilmaydi-da. U bashorat u. O'zi uchun hech kimga aytmasin, o'zi bilsin, inshaalloh yaxshilikka. Buni ta'villari bor. Ibn Sirin bu haqida bor. Imom Ahmaddan rivoyat bor. Bir necha bor ko'rdim degan. Aynan Allohni o'zini zotini ko'ra olmaydi. Chunki bugungi dunyoning ko'zi uni ko'ra olmaydi.
Lekin dalolatni ko'rishi mumkin. Mana Qur'oni Karimni o'qiyapmiz. Qur'oni Karim Allohning nimasi? Kalomi. Allohning kalomining dalolati. To'g'rimi bizning qo'limizdagisi? Aynan Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifatini o'qiyolmaymiz biz. Banda unga kuchi yetmaydi. Eshitolmaymiz buni. Hozir eshitib o'qib turganlarimiz hammasi dalolat u. Mushaf qog'ozdan iborat. Harflar, raqamlar talaffuzdan iborat. Bu mahrajlar bizdan chiqayotgan narsalar, bularning hammasi maxluq. Xuddi shun singari tushdi, ko'rdim desa dalolatni ko'rishi mumkin. Deydi. Umumiy xulosa shu. Dalolat deysiz. Yaxshi ko'ribsan deysiz, lekin hali aytgandek, ha deb tush ko'raverma, uyg'onam deng. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم لله دعوة قليلة. دعوة قليلة. يا دعوة قليلة. يا بس لا ده. سنة لك دعوة قليلة. يا بس لا ده دعوة لا بس. آمين. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله. آمين. فإنا نسألك الأخوة والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. الله سبحانه وتعالى حمّم في الدنيا وآخرة أمز خير ما قيصن. آمين. أولا نقول صلاة الجامعة من الرزاة فازت أنا بحث كما نقول دين زمان جلوث من الله إنها مرتبة الزيادة بلا الله بأن الله يجدى يورجوش الله نفسيان بسن إذن أما أقول يوم الكيب من الرزاة الله محفظ إيلم بيسن فايدة إيلسن خدام زمان توبايان فايدة إيلم أعمال بروحي كجيش الله نفسيان بسن برتلام دل دنيا وحد تكام كمسن Hallarımızı kendim iyi ki bu şeyin yerlerini bizim de öyle gamzan bir iki dünya özü aziz ve mükerrem. Allah. Amin. Allah Teala hidayetlerini adaştırmasın. Diyetken hizmeti ilerge Hüdayi Teala özü afzal acırlar, mükafatlar versin. Dünyada özünü razılığını tapıp kıyamet günü sağlıklarına ilhak buluşumuz nasip kısın. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi. Rahmet sabır ile.